Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin olağan genel kurulu Fevzi Apaydın'ın divan başkanlığında yapıldı. Evet, hoş geldiniz. Nasılsınız? Genel kurulda Başkan Fehmi Erdem'le Ayakkabıcılar Odası Başkanı Turgay Kapan yarıştı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından genel kurul faaliyet ve denetim raporlarının okunması ibra edilmesiyle devam etti. Genel kurulda konuşmalar yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, partisinin iktidar olması halinde Esnaf Bakanlığı'nı kuracağını ifade ederek şunları söyledi. Mücadelelerinizin farkındayız. Geçirdiğiniz zor, sıkıntılı, mücadele günlerin de farkındayız. Ve bunun için de siyasi olarak siyaseten mücadele ediyoruz. Ve Allah'ın izniyle de inşallah başaracağız. Başardığımızda da sözümüz söz. Bir esnaf bakanlığı kurulacak. Bunu üstüne basa basa söylemek istiyorum. Esnaf bakanlığı kadar önemli bir konu yok esnaflarımız için. Daha çok konularımız var ancak ben öncelikle burada esnaf olmadan eşraf olmaz diyorum. Ve esnaf ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar diyorum. Neden? Çünkü memleketin sıkıntısını, çilesini siz çok iyi biliyorsunuz. Tarımın durumu ortada. Vatandaş ekemiyor, biçemiyor. Olmadığı için gidip esnafta harcayamıyor. Bu bir zincirleme. İnşallah düzelecek. Ben burada yönetimlerde emeği olan değerli başkanıma, yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Esnaf kardeşlerime, büyüklerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ve seçiminizin de genel kurulunda hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı olsun. AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Can Bey yaptığı konuşmasında pandemi dönemine rağmen esnafın her zaman yanında olduklarını dile getirdi. Biz AK Parti olarak iktidar olduğumuzdan bugüne Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman esnafımıza sahip çıktık. Özellikle pandemi döneminde yapılan yardımları hepiniz biliyorsunuz. Zorluklarda eğer bir zorluk varsa, eğer bir sıkıntı varsa ve bu milletin imkanı varsa bu imkanı biz her zaman milletimizle paylaştık. Esnafımızla paylaştık, işçimizle paylaştık, memurumuzla paylaştık. Ama zaman zaman zorluklar oluyor. Zaman zaman sıkıntılar oluyor. Pandemi hiç kimsenin hesap etmediği bir şey. Rusya-Ukrayna savaşı hiç kimsenin hesap etmediği bir şey. Dünyanın hesap etmediği bir şey. Ama bunları inşallah sizlerle birlikte el birliğiyle dayanışarak vatanımızda milletimize sahip çıkarak birlik ve beraberlik içerisinde yardımlaşarak aşacağız. Türkiye'nin önü çok açık. Geleceğimiz aydınlık. İnşallah güçlü ve büyük Türkiye olarak hem kendi bölgesinde hem de dünyada güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. İnşallah kongremiz hayırlara vesile olsun. İşleriniz bereketli olsun. Allah hayırlı kazançlar versin. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz esnaflara yönelik projelerinden bahsetti. Başkan Yılmaz yakın zamanda temelini atarak başlayacakları esnaf evi projesini anlatarak şunları söyledi. Bugünkü kongremizin hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Biz esnaf odalarımızın her zaman yanındayız ve onların seçilmiş insanlar olması münasebetiyle de tercihleri bizim için çok önemlidir. Biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak esnaflarımıza yakışır bir yer yapma projesine seçildiğimiz andan itibaren mevcut yönetimimizde başladık. Güzel bir yer tercihi yaptık. İki kere temel atmakla ilgili altyapısını hazırladık. Fakat mevcut durumda başlamadık. Hayırlısıyla önümüzdeki birkaç ay içerisinde temelini atıp sizlere yakışır, esnaf odalarımıza yakışır bir binayı Balıkesir'imize kazandıracağız. Emeğe geçmiş tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.
Başarı doğru tercihle başlar. İnşallah esnaf odalarımız kendine yakışan güzel bir şekilde tercihlerini yapar ve Balıkesir'imiz için hayırlı bir yönetim seçilir. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Son olarak açıklamalarda bulunan mevcut başkan Fehmi Erdem yapılacak olan esnaf evi projesini odasına kazandırmak istediğini belirterek başkanlık dönemi bitmeden esnaf evi projesinin tamamlanacağını ve orada hizmet vereceğini aktardı. Biz elimizden geldiği kadar adaletli bir şekilde en güzel bir şekilde yönetmeye bugüne kadar gayret gösterdik. Eğer teveccüh gösterirseniz yine gayret göstereceğiz. Ben sizin hepinizin bu konuda da desteklerinizi bekliyorum. Benim çok önemli bir tek derdim var. Bu esnaf teşkilatına sağ olsun Yücel Başkanım da değindi. Epey de yol kat ettik. Esnaf evi projesini kazandırmak tüm yönetim kurulumunda istişare ettiğimiz konu budur. İnşallah bu dönemin sonuna kadar oraya geçmeyi istiyoruz. İnşallah da geçeceğiz. BESOP Başkan Adayı ve aynı zamanda Ayakkabıcılar Odası Başkanı olan Turgay Kapan, genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi. Biz abi kardeşiz. Burası Esnaf Sanatkarlar Camiası. Buradan çıkacağız, kol kola. Biz siyasi parti değiliz, kol kola yarın ekmeğimizin peşinde koşacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize sevgili saygılarımı sunuyorum. Seçimlerde Fehmi Erdem 429 oy alarak güven tazeledi. Kapansa 124 oy aldı. Allah hayırlı olsun inşallah. Yönetim şu isimlerden oluştu. Mustafa Alpaslan, Hasan Bayram, Rıza Tekin, Hayati Seçen, Hayri Özden, Hasan Yıldız, Çetin Canbaz, Osman Çapar.